mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir konukla birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Suriye'de devam eden iç savaş 4. yılı da tamamlamak üzere. 3 ay sonra 4. yıl bitecek. 5. yıla girecek bu korkunç savaş. Savaşta bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Tabii bu Birleşmiş Milletler'in verdiği resmi rakam. Aslında baktığınızda 250 bine 300 bine yakın insan halen kayıp durumda. Daha da rakamın korkunç boyutları olduğu belirtiliyor. Peki bu devam eden savaşta Türkmenlerin konumu, Türkmenlerin etkisi, Türkmenlerin durumu nedir sevgili izleyiciler? Geçtiğimiz günlerde Suriye muhalefeti Türkmen Yüksek Konseyi kuruldu Gaziantep'te. İşte o Türkmen Yüksek Konseyi başkanlığına Samir Alur getirildi. Samir Alur, peki bu Türkmen Yüksek Konseyi neden kuruldu? Türkmenlerin şu anda Suriye'deki iç savaşta, yani 4. yılı bitirip 5. yıla giren bu savaşta Türkmenlerin durumu nedir? Türkmenler hangi cephede? Veya Türkmenler gerçekten o savaşta şu anda kaç parçaya bölünmüş durumda? İşte Türkmenler cephede neler yapıyor? Yeterli yardımı, desteği alabiliyor mu? Avrupa'nın verdiği destekler, verdiği sözler yerine getiriliyor mu Türkmenlere karşı cephede? Bunu konuşacağız. Değerli Başkan, Suriye Türkmen Yüksek Konseyi Başkanı Samir Alur'la sevgili izleyiciler. Kanal 5'te tabii Suriye'deki gelişmeleri adım adım yakından takip ederek yaşanan gelişmeleri an be an canlı yayınlara aktarmaya devam ediyor. Evet, Suriye Türkmen Konseyi Başkanı Samir Alur canlı yayın konusunda, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce tabii orada hani Suriye'de işte Türkmenlerin cephedeki durumuna geçmeden önce Suriye Türkmen Yüksek Konseyi kurulma gereksi neden duyuldu? Neden böyle bir konsey kurmaya gerektiğimiz efendim? Evet. Şimdi bizden önce, tabii Suriye Türkmen Yüksek Konseyi kurulmadan önce Türkmen teşkilatları var. Partiler olsun veya meclis olsun, içeride askeri teşkilatlar var. Şu ana kadar Türkmenler bir varlık gösteremedi. Devrimin ilkinde güçlü bir konumdaydı Suriye Türkmenleri. Ve saygınlıkları vardı. Yani 2011'de savaşın ilk başladığı, dönemde aktif olarak Türkmenler katıldılar. Suriye'nin her bölgesinde aktif olarak savaşa katıldılar. Ve etkinlerdi ve saygınlardı. Herkes sayardı Türkmenleri. Ama son dönemlerde işte yapılan hatalardan dolayı Türkmenler ellerindeki olan kazanımı da kaybettiler. Yani zayıf duruma düştüler. Ve onun için baktık ki Türkmenler böyle giderse yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Allah korusun. Ve onun için biz bir araya toplandık. Aydın ve Türkmenler durumunu iyi bilen kişilerle bir araya geldik. Mutlaka bir şeyler yapmamız gerektiğini kanaatine vardık. Ve bu oluşumu mutlaka yapmamız icap ettiğini gördük. Ve sonuçta işte siz de haber yaptınız, Suriye Türkmen Yüksek Konseyi'ni kurduk. Evet. Ve sonuçta bizi de başkan seçtiler, tabii beni başkan seçtiler. Ve hala faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet, peki başkan şimdi yani bu Türkmen Yüksek Konseyi ne yapacak? Ne gibi etkinliklerde bulunacak? Evet. Yani o Türkmenleri, dağılmış Türkmenleri bir araya getirebilecek mi? Şimdi siz Suriye Türkmen Yüksek Konseyi Başkanısınız ama bir de Suriye Türkmen Meclisi var. Yani ne yapıyorsunuz? Yani şimdi siz neler yapacaksınız? Önce onu bir konuşalım. Sonra evet, şimdi bizim amacımız tabii kimseye karşı değil. Yani herhangi bir Türkmen kuruluşuna karşı değil. Tamamen aksine koordineli bir şekilde bir araya getirerek, bütün teşkilatları bir araya getirerek bir birlik sağlamak amacımız. Bu birliği de tabii istişare ederek, görüşerek bir yol haritası, ortak noktalarda bir yol haritası belirlemek ve Türkmenlerin birliğini sağlamak amacımız. İçeride ve burada. Siyasi olarak ve askeri olarak. Yoksa aksi takdirde Türkmenler yok olup gidecek Suriye'de. Başka çaremiz yok yani. Başka alternatif yok. Mutlaka birleşmemiz lazım. Güçlü olmamız lazım. Türkmen nüfusu yavaş yavaş eriyor yani. Yani şimdi şöyle bir şey. Türkmenlerin
büyük bir kısmı şu anda işgal altında diyebilirsin, yani topraklarımız işgal altında diyebilirsin. Bir kısmı rejim Hama, Humus ve İdlib bölgesinde, Şam bölgesinde, bir kısmı rejimin elinde, bir kısmı hala muhaliflerin elinde. Halep'te IŞİD kontrol altında büyük bir kısmı, yani %80 diyebilirim şu anda IŞİD'in kontrol altında. Ve bunlar tabii orada kalanlar sindirilmiş, içeride kalanlar, muhalif bölgesinde olanlar, kurtarılmış bölgede olanlar tabii onlar da sıkıntı içerisindeler. Onlar da sıkıntı içerisinde. Bir kısım da tabii Türkiye'ye geldi, Libnan'a gitti, Ürdün'e gittiler. İşte bunları sahiplenmek lazım. Yani sonuçta mutlaka bir şeyler yapmak lazım yani. Türkmenler bir şeyler yapmak lazım. Tabii bir şeyler yapmak lazım. Yani çok sıkıntılı Türkmenler şu anda, çok sıkıntılılar, evet. Şöyle mesela hani siz konuşmanızda orada yeni bir yol haritası çizmek istiyoruz derken Sayın Başkan, yani Suriye Türkmenler için nasıl bir yol haritası var aklınızda, kafanızda? Neler yapılacak? Yani Şimdi Suriye Türkmen... O konuda mesela gelen komutanlar da var cephede. Tabii. Ne görüşüyor, ne düşünüyorlar başkanım? Şimdi mutlaka Suriye'deki, içerideki savaşan askerlerimiz mutlaka bir araya gelip farklı görüşler de olsa, çünkü o burada ölüm kalım meselesi yani. Ya varız ya yokuz yani Suriye'nin geleceğinde. Mutlaka birleşmeleri lazım. Farklı görüşler olsa bile ortak noktalarda birleştirip kendileri bir yol haritası belirleyerek yolumuza devam etmemiz lazım. Suriye'nin geleceğinde de bir söz hakkımız olması lazım. Böyle düşünüyoruz yani. Evet. Yani Suriye'nin geleceğinde söz olsun derken, eğer ileride savaş bittiğinde, savaş bittiğinde bir yönetim oluştuğunda o yönetimin Türkmenlerle mutlaka olması lazım. Mutlaka olması lazım. Anayasada isimimiz geçmesi lazım. Yani bugün Suriye'de Türkmenler 3,5 milyon. 3,5 milyon Türkmenin şu ana kadar yok sayılan bir durumda yani. Onun için bizim elimizden alınan haklarımız var. Biz orada yok sayılan bir Türkmen kitlesi. Ve bunu da mutlaka mücadeleyle söz hakkımız olması lazım. Bu mücadeleyi de ne şekilde yürüteceğiz? Güçlü olursa yürütürüz. Söz hakkımız güçlü olursa olur. Oradaki ister anayasada, gelecek Suriye'nin anayasasında veya devlet müesseselerinde, hükümetinde mutlaka yer almaları lazım. Türkmenlerin hakkını savunacak orada bir güç oluşması lazım yani. Güç oluşmazsa sonuçta dışlanırız. Yok sayılırız. Tabii. Mutlaka birlik beraberlik olması lazım. Mutlaka. Yani peki şu anda mesela başkan 3,5 milyon Türkmen var şu anda. Türkmen nüfusun var. Evet. Şimdi bu savaş 4. yıla girdi. Hı hı. 4. yıla bitti hatta. Peki ne kadar Türkmen yaşıyor şu anda Suriye'de? Yani ne kadar göç etti? Ne kadar iç göç etti? Ne kadar dış göç etti? Yaklaşık başkan. Şimdi tabii Libnan'da Humus bölgesinden, Kusayr, Humus o bölgelerden Libnan'a gittiler. Büyük bir kesimi Libnan'a gitti. Türkiye'ye gelen Humuslular çok az sayıda. Şam'dan Ürdün'e gelenler oldu. Ve Halep'ten de tabii genel olarak Halep, Leskiye bu sınır bölgesinde Türkiye'ye gelenler oldu. Ve şu anda ben tahminim 500'ün üzerinde Suriye Türkmeni Suriye dışında yaşıyor yani. 500 binin üzerinde. 500 binin üzerinde. Evet. Çoğunluğu Türkiye'den bunların peki? Çoğunluğu Türkiye'de tabii, çoğunluğu Türkiye'de. Yani benim tahminimce Türkiye'de şu ana kadar gelenlerin sayısı Halep'ten hemen hemen, Halep'te yarısı hemen hemen ya kırsal bölgelerde ya da Türkiye geldi. Yani Türkiye'de şu anda Türkmenler 300 bin üzerinde tahmin ediliyor yani. Evet. Peki Ürdün'de yaşayan ne kadar, diğerleri mesela 200 bin kişi Ürdün'de mi? Yani Ürdün, Libnan'da. Ürdün'den Libnan'da. Diğer de Ürdün'den Libnan'da. Evet. Evet. Peki bu göç eden insanlara kim sahip çıkıyor? Sayın Başkan, şimdi Ürdün'deki Türkmen ne yapıyor?
Lübnan'daki Türkmen ne yapıyor? Yani bu insanlar, bu Türkmenler şimdi orada perişan durumda mesela. Evet, evet, evet. Sahipsiz durumda. Evet, aynen öyle. Bunlara kim sahip çıkacak? Kim sahip çıkması i̇şte, gerekiyor? İşte şu anda Lübnan'daki Türkmenler, özellikle Lübnan'daki Türkmenler çok sıkıntıdalar. Çoğu kampta. Onlar çok sıkıntılar. Çünkü orada yalnız Türkmenlere değil, Suriyelilere karşı bir tepki var. Yani orada Hizbullah'ın da etkisi var. Suriyelilere karşı büyük bir tepki. Bazen biz aldığımız bilgilere göre gelip evlerde çadırlarını yıkıyorlar. Evlerde baskınlar yapıyorlar. Böyle dayak yiyorlar. Öyle ölümler oluyor. Yani onlar çok sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Onlara mutlaka sahiplenmemiz lazım yani. Onları ne şekilde imkan olursa Türkiye'ye getirmek lazım. Onlara Türkiye'ye ulaşmak lazım yani. Çok sıkıntıdalar onlar. Evet. Onlar niye kaçtı başkan? Yani Türkiye'de de Lübnan'ı tercih etti. Bunlar Şam'da... Şimdi ha şimdi, yok Humus bölgesinde. Humus bölgesi Lübnan'a mı gitti? Humus bölgesinde Lübnan'a getirir. Genellikle Lübnan'a gider, getirir. Yakın tabii. Kusayalar Lübnan'a geçiyorlar oradan. Evet. Sıkıntı tabii büyük sıkıntılar var onlar yani onlar imkan olursa Türkiye'ye taşımak onlar için bir kurtuluş olur yani çünkü orada çok sıkıntıdalar yani. Peki niye gelmiyorlar kendileri mesela o sıkıntıları çıktı? Ha şimdi ne şekilde gelecekler yani imkan yok pasaportta olmayınca kaçak durumundalar orada yani oradan da Türkiye'ye gelmeleri için mutlaka pasaportta olmaları lazım. Onların çoğu zaten kaçak geçmiş. Onların çoğu pasaportsuz insanlar yani. Evet. Yani gelecek imkanları yok şu an. İmkan yok yani. Onlara yani yetkililer de buradan inşallah duyarlar bizi de onlara ilgi gösterirler. Ürdün'de rahat mı başkan peki? Ürdün'de de rahat değiller yani. Ürdün'de. Türkiye'de o zaman şu anda rahat yaşamasını Türkiye onları kucak açmış durumda. Aynen öyle. Yani şu anda yalnız Türkmenler için değil. Yani bugün Suriyeliler sadece Türkiye'de ilgi gördüler, yardım gördüler. Türkiye kucak açtı kendilerine ve yardım etti. Her konuda yardımcı oldu Türkiye yani. Bugün Türkiye'nin yardımını kimse inkar edemez yani. Halen de yapıyor. Yani. Hala da yapıyor tabii. Türkmenlere yardım ediyor. Tabii. Türkmenlere ve Araplara vesaire ve diğerlerine yani. Türkiye'de ayrım yapmıyorlar yani. Bu Türkmen de, bu Arap da, bu Kürt de diye bir ayrım yok yani. Herkese yardım ediyorlar. Türkmenler de aynen. Aynı öyle yani. O zaman yani mülteci konumundaki insanların en rahat olduğu ülke şu an Türkiye. En rahat olduğu ülke Türkiye, evet. Kendi ülkelerinin vatanındaymış gibi yaşıyorlar yani. Yani rahatlar yani her konuda yani yardımcı oluyor devlet ve sivil toplum kuruluşları ve herkes yardımcı oluyor yani. Zaten Türkiye'nin tarihine de yakışan bir şeydir bu yani. Başka şekilde olamaz yani. Peki başkanım, hani 500 bin kişi diyorsunuz ya, 500 bin üzerinde insanlar evet. Terk etti, Türkmen olarak terk etti. Terk etti, evet. Bu, hani nüfus 3,5 milyon. Evet. Doğru mu başkanım? Evet. 3 milyon insan nerede yaşıyor şu anda? Çoğu kırsalda, yani kırsal kesim. Yani şehirde yaşayanlar köye mi kaçtı? Köylere kaçtılar, kamplara kaçtılar. Yani içeride de... Sen halen yaşıyorsun. Evet, evet. Var. İç göç yaşar. Evet, kurtarılmış bölgelerde, genellikle kurtarılmış bölgelerde yaşıyorlar yani. Muhaliflerin etkili olduğu bölgelerde. Tabii. Muhaliflerin bölgelerinde. Nasıl geçiyor? Ya bir gıdayı başkan nereden buluyorlar? Bu önemli şey. Nasıl şimdi, ısınıyorlar? Nasıl gıda buluyorlar? Zaten şimdi bu büyük bir sorun. Hele kış geldi şu anda. Nasıl ısınıyorlar? Çok zor durumdalar. Ne olacak peki? Ne yapılması gerekiyor? Yani bunlara mutlaka ulaşılması lazım. Yani bunlara yardım gitmesi lazım. Yani orada zaten orada yakıt genellikle mazot yakarlar onda. Mazot yakıyorlar. O da imkansız yani. Onu oradaki insan mültecinin alması imkansız hale geldi yani. Onlar ne şekilde ısınıyorlar, ne şekilde yaşıyorlar şu kış döneminde çok zor durumdalar. Özellikle de şu anda Humus bölgesinde bir arkadaş sosyal medyada bunu paylaşmıştı. Yani çok zor durumda olduğunu söylemişti yani. Bunlara yardım mutlaka ulaşması lazım. En azından ısınmaları da, gıda maddesi, ısınmaları için mutlaka yardım ulaşması lazım. Peki yardım gidiyor mesela, tırlar belli bir bölgeye kadar gidebiliyor herhalde Sayın Başkan. Tabii. Ben yardım gidiyor. Tabii. Ama yeterli değil galiba yardım. Tabii, yeterli değil. Yani battaniyesi, yiyeceği gidiyor ama. Yeterli değil. Yeterli değil, evet. Yani giden yardımlar mutlaka vardır yani ama yeterli değil. Peki
yerine ulaşıyor mu yardımlar? Ha şimdi bu yerine çok ulaşıyor mu? Bunu şey evet, bunu kontrol etmek lazım. Bunu belgelemek lazım. Belli bir bölgeye de başkan gidiyor, ondan sonra başka araçlar götürüyor da. Hani evet. Nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Kim götürüyor? Şimdi tabii sivil toplum kuruluşları aracı oluyorlar bu gibi konularda. Sivil toplum kuruluşları aracı oluyorlar ve kurtarılmış bölgelere hayırsever vakıflar ve dernekler aracılığıyla bu şeyler, bu yardımlar gidiyor orada. Ama oradan ne şekilde dağılıyor, adaletli bir şekilde veya başka yolsuzluklar mı var, onlar tartışılır yani. Evet. Yani birilerinin eline mi geçiyor? Evet, bazen bir gruba geliyor, bir yere geliyor, başkası gelip el koyuyor, başka yere götürüyor yani. Bu gibi şeyler de oluyor. Bu gibi sıkıntılar da var yani. Yani bunu yapanlar kim peki yani? Dediğiniz yardım kuruluşları mı bunu yapanlar? Yani yardım kuruluşlarında da tabii mutlaka yolsuzluklar oluyor. İçeride çalışanlar. Ve aynı zamanda oradaki savaşan askerler de mesela bizim de payımızı verin diye bazen el koyuyorlar yani. Giden yardımlara. Evet, oluyor. Yani evet. Çünkü sivil toplum kuruluşları genellikle sivil halka yardım ediyorlar. Ağırlıklı olarak. Sivil. Askerler de diyor, bize de verin diyorlar. Biz de işte, bizim de hakkımız var diyorlar. El koyuyorlar yani. Veya başka bölgelere götürüyorlar. Bazen de yolsuzluk oluyor. Satılıyor da yani. Bu gibi şeyler vardır. Oluyor mu yani? Böyle evet. Bu gibi geliyor mu size? Tabii geliyor. Geliyor. Bazen bu gibi şeyler oluyor. Evet. Ama bunu yapan herhalde Türk sivil toplum kuruluşları değil. İçerideki çalışanlar. İçerideki çalışanlar. Evet, evet, içerideki çalışanlar. Evet. Peki Suriye'nin içerisinde kalan Türkmenlerin yaşadığı ağırlıklı bölge şu anda neresi? Yani kalan da 3 milyon nüfusun ağırlıklı olduğu bir Halep bölgesi mi başkan? Şimdi Halep bölgesi kırsal kesiminde, şehirde çok az sayıda kaldı Türkmenler. Çok az sayıda yani şehir içinde. Tabii şehir içinde de kurtarılmış bölgeler var. Türkmenlerin kontrol ettiği Türkmen semtleri var. Orada yaşayanlar çok az sayıda kaldı. Genellikle kırsala geçtiler. Kırsal bölgelerde, köylük bölgelerde. Tabii köylerde. Etkili olduğu bölgeler. Evet, evet. Buraya bombalama yapabiliyorlar mı? Yani bombalama oluyor mu zamanında? Tabii bazen oluyor yani. Bir de geniş şeyde Türkmenlerin bölgesi Halep'te, şimdi IŞİD'in kontrol altında yani. Yani IŞİD yavaş yavaş o bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Almıştır yani, almıştır. Zaten %8'en hemen hemen Türkmen bölgeleri şu anda IŞİD'in kontrol altında Halep'te yani. Evet. O zaman IŞİD hem Esed güçleriyle hem de Türkmen cephesi, hem IŞİD'le hem de Esed güçleriyle mi savaşıyor? Tabii yani hem yani Halep'te cepheleri Esed güçleriyle yani Türkmen semtlerinin karşısında hemen tamamen Esed güçleri var. Kırsal'da da IŞİD var. Yani sorun bu. Evet. Kırsal'da da IŞİD var. Başka Türkmen çarpışan Türkmen sayısı yani ne durumda şu an? Kaç cephede var? Şu anda Halep'te Handarat Sifet bölgesinde o çatışıyorlar. En önemli nokta o. Zaten stratejik bir bölge. Şimdi rejim bastırıyor. O zaten çok az bir alan kaldı. 4-5 kilometre bir alan kaldı. O bölgeyi bastırıyor. O bölgeyi de kapatacak. Halep'i kontrol altına alması için. Ama işte orada İslami cephe ve Türkmenler orada direniyorlar. Yani orayı rejim almaması için direniyorlar. Hala mücadeleyi devam ettiriyorlar. IŞİD ne yapıyor peki? IŞİD yok orada. IŞİD kırsalda. Doğuda. Oraya niye gelmiyor peki? Orada işi yok orada. Gelin işi nerede petrol, nerede rant varsa gelin o bölgelerde yani. Anladım. Oraya yapmasın. Orada iş yok yani. Gelin, ya, tabii. Orada işler yok. Peki yani şimdi Halep konusu açılmışken başkanım, yani Halep'in düşme ihtimali var mı peki? Yani şu anda konuşuluyor, eğer düştüğü zaman 1 milyon Türkiye'ye yeni göç olacak denildi. Olabilir evet. Peki orada son durum nedir şu anda? Şu anda hala savaş devam ediyor. Sonuç ne olacağı bellisiz. Yani tabii destek gitmezse muhaliflere o bölgeyi de rejim alabilir. Yani neticede rejim bastırıyor. Tüm gücüyle bastırıyor. O bölgeyi de kapatmak için elinden geleni yapıyor. Havadan, karadan her türlü baskı yapıyor. Muhalifler direniyor. Ve savaş devam ediyor. Yani nereye kadar sizce böyle bir risk var mı şu an, düşme riski? Risk var tabii. Risk var. Yani muhalifler destek olmazsa, güçlü bir şekilde destek gitmezse genlere neticede
rejim alabilir o bölgeyi de. Kapatabilir yani. Peki muhalifler niye birleşemiyor orada? Bir araya gelemiyor başkanım. Şimdi muhalifler... Niye bütünleşemiyor bütün muhalif cepheler? Şimdi sorun orada zaten. Niye şu anda... Niye paylaşılamıyor? Sonuçta Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir konu başkan. Yani herkes bir yer mi kapmak istiyor? Şimdi Suriye'deki durum artık Suriyelilerin elinden çıkmış durumda yani. Suriyelilerin elinden, Suriye yani karar Suriyelilerin elinde değil artık. Ben öyle görüyorum yani. Devletlerin, Batı ve diğer devletlerin Suriye'de etkin olmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Herkes oradan bir pay çıkartmak istiyor kendisine. Bir de çıkar savaşına döndü Suriye. Sadece özgürlük savaşı değil yani. Orada devletlerin çıkarları da orada çatışıyor. Mesela İran rejimi destekliyor. Evet. Neden rejimi destekliyor? Orada bir çıkar var, bir bağ var yani. Rusya mesela Akdeniz'de etkili olması için, çünkü son şeyi Rusya'nın Akdeniz'de Suriye kaldı yani. Suriye'yi de elden kaybetmek istemiyor. O da bastırıyor ki Suriye rejimi düşmesin. Onu istiyor. Çin öylesine tabii. Batı başka ortada. Batı bir sağa bir sola yani Batı'da anlaşılmıyor. Hala şimdiye kadar Batı'nın durumu anlaşılır değil yani. Yani Avrupa Birliği'nin tavrı net değil yani. Net değil yani. Evet net değil yani. Hala şimdiye kadar mesela Kobani'de. Bizim tabirimizde orası Aynul Arap. Veya Arap Pınarı deriz biz. Bu Kobani meselesi işte sanki dünya Suriye'nin meselesini Kobani'de izliyor. Yani Kobani'de odaklandı. Ne oldu ya? Ya bütün bölgeler gitti. Yani IŞİD yalnız Kobani'ye mi saldırdı? Türkmen bölgeleri giderken niye kimse ses çıkartmadı? Çoğan Bey, Azez, efendime söyleyeyim, Çoğan Bey'den tuttur ta şeye kadar adamlar Haseki'ye kadar kontrol altında. Çoğan Bey, Bab, Mumbuç, Cerablus, Rakka'yı, bütün bu bölgeleri aldılar. O zaman niye? Ölürken ses yok. Çık ses yok. Kobani'ye saldırdı, kıyamet koptu. Ne oldu? Nelerden içti yani? Kobani çok mu stratejik bir bölge? Yani genden hiç anlamadık yani. O kadarı havadan, karadan her türlü destek geliyor. Havadan adamlar silah atıyor. Ne olmuş? Neden içti yani? Kobani'den ne var yani? Ne oldu? Sanki orada Suriye'nin meselesi Kobani'de odaklandı. Kobani'de sanki. O an kilitlenmiş durumda. Ya bizim bölgeler giderken niye kimse ses çıkartmıyordu? O kadar katliamlar oldu Türkmenler hakkında. Niye kimse ses çıkartmadı o zaman? Sanki Türkmenler yoklar. Allah Allah. Neticede yani orada bir oyun var. Mutlaka bir oyun var. Bir terliği var yani bizim tabirle. Anladım. Yani Avrupa mesela o muhaliflere verdiği sözü yerine getirdi mi? Ne getirmesi, ne getirmesi, yani bir deyim çıkarttı, ırımlı muhalif, bir deyim çıkarttırabilmem, işte bu gibi şeyler vesaire. Yani sadece şöyle, hani aşırı muhaliflere değil de, radikal muhaliflere değil de, ırımlı muhaliflere. İlimli, artık ırımlı da genler için nedir yani, ırımlı yani, kimler ırımlı, yani kimler ırımlı değil yani. Ha biz de bunu anlamıyoruz, ırımlı kim yani, yani Türkmenler ırımlı değil mi yani, he? Türkmenler ne yani? El-Kaide mi Türkmenler? Veya ne Türkmenler ne? IŞİD mi? Türkmenler ne? İlimli değil mi? Türkmenlere niye yardım etmiyorsun? Öyle değil mi? İlimli derken genler için ilimli kimler? Kimler genler için ilimli? Yani ilimli bize bağımlı olursanız diyorlar, biz size destek veririz. Onu demeye getiriyor. Onu demeye getiriyor. Genler için ilimli, genlere bağlı olanlar ilimli. İslami cepheye pek sıcak bakmıyor. Evet. Yani durum onu gösteriyor. Yani evet, aynen. Biz sadece ılımlı gruplara yardım. Genler için ılımlı, bizim için farklı. Genler için ılımlı demek, yani bize bağımlı olan, bizim emrimizde çalışanlar ılımlıdır genler için. Yani genler bunu diyorlar. Onu demek istiyorlar. Yani onu demek istiyorlar yani. Açık, bu açık ve net yani. Ilımlı genler için genlere bağımlı olanlar ılımlıdır. Bağımlı olmayanlar aşırıdır vesaire. Evet. Peki başkan, şimdi sizin konseyi konuştuk da bunlar yaşanırken Suriye Türkmen Meclisi ne yapıyor? Hani ben yani anlamadım. Şimdi Ankara'da Suriye Türkmen Meclisi var. Yani mesela siz sesinizi çıkarıyorsunuz, işte konseyi kuruyorsunuz, işte Türkmenlere yardım edin uzatsın diye bağırıyorsunuz da Suriye Türkmen Meclisi ne yapıyor?
Ha, Suriye Türkmen Meclisi tabii... Evet, Suriye Türkmen Meclisi, Suriye Türkmenleri sözde temsil eden bir kurum, bir yapı. Sözde bu. Bunun için kuruldu. Yani amaç budur yani. Suriye Türkmenlerinin çıkarını, menfaatini, geleceğini savunan bir teşkilattır, bir kurumdur yani. Ama görevlerini yeteri kadar yerine getirdiler mi? Bence getirmediler. Getirselerdi biz bu duruma düşmezdik mesela. İster Suriye koalisyonunda yeteri kadar orada temsilcimiz yok. Suriye Devrimci Koalisyonu yok mu Ulusal Koalisyonu? Vardır yeteri kadar yani. Çok az yani. Bir iki kişi vardır o da yani sözde yani vardır. Birkaç kişi vardır. Üç kişiler. Benim bildiğime göre ama onların da bir faaliyet göstermediler. Suriye Türkmenleri savunacak böyle ellerini yumruklarla masaya vuracak güçler olmadı. Yani yoktur da. Aslında bundan fazla olması lazım. Yani bugün 30 bine yakın sen şehit vereceksin. Senin orada 2-3 temsilcin olacak. Her biri de bir grupla çalışıyor. Yani birlik de yok. Yani aralarında birlik de yok. Kendi işlerine birlik yok. Birlik yok. Bunu ne demektir? Demek ki orada yeteri kadar faaliyet gösteremediler. Ve gelelim hükümette, geçici hükümette gene yeter kadar faaliyet gösteremediler. İçeride bizim orada o kadar askerimiz vardı. Yani iyi bir gücümüz vardı. Saygın bir durumdaydık. Çok da evet. Çok da hem de güçlüydük yani. Herkes bizi sayardı. Bizden çekinirdi yani. Açık konuşmak lazım. Bugün Türkmen askerleri orada iyi bir saygın durumdalardı yani devrimin ilkinde. Ama baktık ki yavaş yavaş erip gittiler. Neden eriyip gittiler? Neden? Suriye Türkmen Meclisi tutumundan dolayı. Şimdi sadece genel tutumdan değil, yanlış kişilerle yolsuzluklar çıktı. Yanlış kişilerle işler yapıldı. Ve gereken yapılmadı. Gereken yapılmadı. Ve onun için başarısız oldular. Genel başarısız olduğu için bu ister istemez bizim askerlere de yansıdı. Tabii. Bugün siyasetçinin askeri güç koordineli bir şekilde çalışmazsa, uyum içinde çalışmazsa tabii sonuç yanlış olacak. Sonuç bu olacak yani. Onun için bence güven kalmadı. Yani şu anda askerlere geç sor. Sen Suriye Türkmen Meclisi'ni tanıyor musunuz? Yok diyorlar. Ya biz bir şey görmedik onlardan. Çoğuyla biz irtibat halindeyiz yani. Biz onlarda bir şey görmedik. Herhangi bir yardım görmedik diyorlar. Peki demek ki ne işin var? Görevin nedir yani? Yani madem askerini doğru dürüst destek diyemiyorsun, organize edemiyorsun. Geçici hükümette varlığın olmadı ve doğru dürüst çalışman olmadı. Türkmenleri savunmadın daha doğrusu. Suriye koalisyonunda yeteri kadar orada zaten senin şeyin de yok, temsilcin de yok. Tamam mı? Yani bu kadar şehit vermene rağmen, bedel ödemene rağmen sen orada başarısız oldun. Onun için düşündük. Başka çaramız yok yani. Biz ne zamana kadar bekleyeceğiz? Belki Suriye Türkmen Meclisi veya bu teşkilatlar bir şeyler yapar diye. Baktık 4 sene geçti. Hiçbir şey yok. Gelişmeler de çok hızlandı. Yani Suriye'deki gelişmeler çok hızlı şu anda. Her türlü projeler, senaryolar dönüyor Suriye'de. Ve mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Başka çaramız kalmadı. Yani dedik ki başka çaramız yok. Artık biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik. Başka çaramız yok yani. Evet. Öyle yola çıktık. Herhalde Suriye Türkmen Meclisi'nin şu anda hükümet de biraz tepkili. Sayın Başkan. Öyle düğümler alıyoruz. Yani. Evet. Öyle düğümler, yani, düğümler alıyoruz. Evet. Tabii ki haklılar yani tepki. Yani o kadar sen destek almana rağmen bir şey yapamazsa. Tabii ki hükümet de sana tepki olacak yani. Gayet normal. Hakları bugün Türkiye Suriyelilere yardım ettiğinden dolayı Türkmenlere yardım içeride de tepkiler arıyor. Dışarıda da tepkiler arıyor. Yani tabii gözden geçirecekler artık bu şeyi. Ya bu durumu yani. Destek elini uzatıyorum sende hiçbir şey yok. Sende de hiçbir şey yani. Sende de bir şey çıkmadı yani. Evet. Evet başkanım, kısa bir reklam aramız var efendim. Daha sonra devam edelim. Sevgili izleyiciler, konuğumuz Suriye Yüksek Türkmen Konseyi Başkanı Sayın Samir Alok. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.
Kısa bir ara sonra yeniden birlikteyiz. Canlı yayın konuğumuz son noktada Suriye Türkmen Yüksek Konseyi Başkanı Sayın Samir Alo ve ikinci bölümde yeniden birlikteyiz. Efendim şimdi baktığınız zaman bu savaşın biteceği yok ki. Birleşmiş Milletler bile ne zaman biteceği konusunda bir öngörüsü yok. Ya hatta 5 yıl daha devam eder diye bir tahmini var Birleşmiş Milletler'in. Siz nasıl görüyorsunuz şu anda durum? Yani doğrudur. Ne zaman biteceğini kimse kestiremiyor. Doğrudur yani. Biz de öyle. Ama şu anda işte Birleşmiş Milletler'e bir proje attı meydana. De Mistura projesi. Stefan de Mistura. Evet. Yani bir dondurulmuş bölge önerisi var. Yani evet, Antep'e, evet. Gaziantep'e de geldi geçtiğimiz günlerde. Evet. Yani nasıl görüyorsunuz peki? Yani nedir proje? Şimdi tabii bu öncelik şu anda Halep'e yönelik bir proje. Bundan önce Humus'ta da öyle bir proje yürüttüler. Ama bu bölge bölge olmaması lazım. Bugün bir çözüm Suriye'yi bütün kapsaması lazım. Yani bugün bir bölgede sen savaşı durduracaksın. İkinci bir bölgede devam ediyor. İster istemez yansır yani başka bölgelere de yansır. Ama diyelim ki Halep'te donduruldu savaş. Peki Halep'te dondurulurken başka yerlere devam ederken Halep'ten rejim güçlerini başka bölgeye taşırsa, zaman kazanırsa, zaman kazanırsa, taşırsa, başka yerlerde güç kazanırsa o zaman ne olacak? O zaman demek ki sen rejime fırsat verdin, sen rejime yardım ettin. Bu oldu. Rejim öyle bir şey oluşursa şayet Suriye'yi bütün kapsaması lazım. Ve aynı zamanda da rejimin oradan güçlerini taşıyıp da başka yerlerde katliamlar yapmamasını engellemek lazım. Bu da Birleşmiş Milletler'in kontrolü altında olması lazım. Garantörlüğü olması vermeleri lazım yani. Onun için şimdi içerideki muhalifler bunu kabul etmiyorlar. Çoğunluğu bu projeyi kabul etmiyor. Çünkü inanmıyorlar artık. İnanmıyorlar öyle bir projenin yürüyeceğine. Bir de Suriye'yi bütün kapsaması lazım bir proje. Genel olması lazım. Sadece Halep'le değil de yani Halep'te mesela dondurulmuş bölge, herkes olduğu yerde kalacak, silahları bırakacak deniliyor. Yani Mistura'nın projesi öyle. Yani sadece Halep'te. Niye? Daha sonra insan yardım başlayacak deniliyor. İnsan yardım. Tamam da dediğiniz gibi Hama'da, Humus'ta, İdlib'de, Deirizor'da veya diğer bölgede veya bu katliama devam edecek. Mesela buranın ne anlamı? Bu ne anlamı var yani? Bu zaten yani onlar da bizim kardeşlerimiz sonuçta. Yani Hama'daki katliamlara göz mü yumacağız yani? Peki Halep'te dondurulursa, rejim güçlerini Hamiye taşırsa, Humus'a taşırsa, başka kardeşlerimizi orada öldürürse, katliamlar yaparsa, peki bu iyi bir proje mi yani? Sonuçta bu proje genel olması lazım. Herhangi bir proje çözüm üretecekse Suriye'nin birliğini, beraberliğini koruyacak bir çözüm olması lazım. Ve bu rejimin geleceğine dahil bir proje olması lazım. Yani neticede proje genel olması lazım. Bölge bölge proje yaparsan o başarılı olamaz. Olsa da yani bir süre devam edebilir. Sonunda bozulur o. Başarılı olmaz yani. Yani eğer Halep'te o dondurulmuş bölge mesela kabul edilse bile evet. Birkaç gün sürer diyoruz. Yani devam etmez. Neticede orada mutlaka geri şeyler olacak. Şeyler başlayacak. Başlayacak yani. Mutlaka bir şeyler olur. Çünkü sağlıklı bir proje değil yani. O zaman bu proje size göre veya muhaliflere göre bu proje bir anlamda Esad'ın zaman kazanılma projesi. Aynen öyle. Ve hatta aynen Esad'ın da Demistura'nın projesiyle ilgili yani değerlendirmeye layık bir proje şeklinde açıklaması oldu. Yani Esad da bunu kabul etmiş gibi görünüyor. Kabul etmiş gibi gözüküyor. Ama o da fırsat zaman kazanmak istiyor. Güçlerini başka yerlere taşımak istiyor. Başka yerlere taşımak istiyor. Orada gücü kazanmak istiyor. Onun da projesi budur yani. Rejim öyle düşünüyor. Rejim kabul etse bile şu anda muhalifler kabul etmiyor. Peki, içerideki güçler kabul etmiyor şu kabul anda. Kabul etmiyor şu anda. Peki muhalifler isteği nedir şu anda? Mesela Demistura buraya geldi. Gruplarla görüşme yaptı Sayın Başkan. Yani nedir görüşmeler, ne çıktı sonuç? Neler konuşuldu? Şimdi bu şeye yansımadı yani medyaya. Tabii yansımadı. Yansımadı. Ne oldu orada? Tabii şimdi bu projeyi desteklemelerini istiyorlar. Muhaliflerin desteklemelerini istiyorlar yani. Ama muhaliflerin de kendilerine göre görüşleri var yani. Ne diyor muhalifler mesela? Ne konuştu? Muhalifler genellikle kabul görmüyor bu proje. Genellikle kabul görmüyor. Ama yani sıcak bakanlar da var
bazı gruplar, sıcak bakan gruplar da var. Ama bunlar da şeyle böyle tereddütle bakıyorlar. Neden? Çünkü rejime güvenmiyorlar. Ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'de artık güvenmiyorlar. Diyorlar siz 4 senedir bizi bu hale getirdiniz. Herhangi bizi savunmasız bıraktınız. Bize destek vermediniz. Sonuçta biz size de güvenmiyoruz diyorlar yani. Tereddütlü bakıyorlar yani. O zaman ya muhaliflerin istediği bütün bölgelere dondurulmuş bölge değil mi? Yani Müslüman'a söylenen her tarafı proje. Tabii proje genel olması lazım. Genel. Ama buna rağmen güvenmiyorlar Esad'a. Güvenmiyorlar. Birleşmiş Milletler bize güvenin mi diyor yani biz mi varız diyor. Tabii abi. Şimdi Birleşmiş Milletler işte diyor yani biz, bize güvenin diyor. Garantörüz yani. Diyor. Biz garantörüz. Diyorlar peki rejim başka yere taşırsa güçlerle kim engelleyecek? Siz askeri güç kullanabilir misiniz? Rejim güçlerini bombalayabilir misiniz? Taşımasına, başka yerlere taşımasına engel olabilir misiniz? Bu gibi sorularla karşılaşıyorlar. Ama cevap alamıyorlar. Cevap unutmayın işte Birleşmiş Milletler'in şu anda savaş uçakları şu anda Suriye'nin üzerinde uçuyor. Evet uçuyor ama denetim ne uçuşu yapıyor? Ne uçuşu yapıyor? Rejim güçlerini bombalıyor. Mesela o yani. Güvenmiyorlar. Ya Demis Duran yeniden Gaziantep'e bir görüşme daha yapacağı söyleniyor aslında. Evet. Bazı cephelerle, evet. Bazı gruplarla. Evet. Yine aynı konu, aynı mesele mi yani? Mesele aynı. İkna etmeye çalışıyorlar. Evet, ikna meselesi. Bu projeye destek istiyorum muhaliflerden yani. Anladığım kadarıyla eğer Demis Duran Gaziantep'e gelip gidiyorsa bence Esad bu projeyi kabul etmiştir demek ki. Kabul etmiştir. Esad sadece tamam zaman kazanmak için aslında dediğiniz gibi. Evet. Esad sıcak baktığına göre mesele yani kabul edilmiş durumda. Kabul edilmiş durumda. Şimdi muhalefeti ikna etmeye çalışıyor. Evet, muhalefeti ikna etmeye ama çalışıyor. Ama muhalefetler de bunu kabul etmeyecek gibi görünüyor. Şu anda öyle yani. Çünkü muhalefetler inanmıyorlar, güvenmiyorlar yani. Çünkü güvenilecek bir noktada değil şu değil, anda. Evet. Nereye kadar devam edecek? Başkan sizin bir mesela öngörünüz nedir Suriye ile ilgili şu anda? Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi mutlaka... Bir gün Esad mutlaka gidecek diye düşünüyor musunuz? Şimdi Esad mutlaka gitmesi lazım. Gitmesi için de çalışmak lazım. Yani tabii ki sonuçta gidecek yani bu kadar katliamlara rağmen, bu kadar insanları katletti, bu kadar insanları mülteci durumuna düşürdü. Bugün Suriye'nin neredeyse üçte biri yıkılmış durumda. Yani bu kadar feleketten sonra kim kabul edecek Esed'i ya? Yani bugün Suriye'nin yarısı mülteci durumda ya. Kim kabul edecek yani? Kabul edilir bir tarafı mı var yani rejimin? Ama işte buna da işte güç lazım yani bu rejimi de götürmek için bir güç lazım. Güç lazım. Güçlü olmalar lazım muhaliflerin. Güçlü olmazsa tabii rejim devam edecek. Ama savaş da devam eder yani. Veya işte Birleşmiş Milletler artık bir karar alır da bu işi bitirir. Yoksa bitmesi mümkün değil. Bitmez, mümkün değil. Yani öyle yapay şeylerle, böyle cüz'i şeylerle çözümlenmez Suriye'nin sorunu. Çözümlenmez. Yani cüz'i çözümlenmez. Yani bugün Halep'te çözümlersin, Humus'ta devam eder. Humus'ta çözümlersin, başka yerde devam eder. Geri Halep'te patlar. Bu böyle. Irak gibi. Tabii. Halep devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani bu böyle devam eder gider. Mutlaka Birleşmiş Milletler bir karar alması lazım. Bu savaşı durdurmaya bir karar alması lazım. Müdahale etmesi lazım. Müdahale etmesi lazım. Senin karar alması lazım. Tabii. Yani bugün nasıl işi de karşı bir şey yürütüyorlar şu anda. Müthiş bir mücadele. Tabii onu da gerçekçi görmüyorum ben. Onu da gerçekçi görmüyorum ama şu anda karar almış bir durumda. Yani IŞİD'den kurtulmaya yönelik bir adımlar atıyorlar. Ama Esad'la ilgili hiçbir şey yok. Niye Esad'la ilgili bir karar alamıyorlar? Ya adam halen klor gazı kullanıyor. Her şey kullanıyor adam ya. Resmiyetler diyor yani kimyasal silah statüsünde bu adamın klor gazı kullanıyor. Ben bir şey diyemiyorum. Adam her şeyi kullanıyor. Kimse de kendine dur demiyor yani. Şu ana kadar dur diyen yok. Mesela. Yani bu varil bombaları nedir ya? Felaket. İnsanların, sivil halkın başına varil bombaları yağıyor. Birleşmiş Milletler de seyrediyor. İşte gelmiş Halep'te donduralım. Halep'te donduralım başka yerde varil bombalar düşüyor. Onları niye durdurmuyorsun? Mesele bu. Yani özellikle Birleşmiş Milletler Halep'i niye istiyor stratejik? Yani çok önemli bir. Yani niye Humus demiyor da Halep özellikle? Çok enteresan.
Şimdi işte onlar da bir farklı bir görüşü var herhalde. Halep genel için önemlidir. Halep bugün sanayi kenttir. Halep ticari stratejik bir kent. Tabii stratejik bir, yani Suriye'nin ikinci kenti, sanayi kenti yani, ticari kenti. Bugün Halep önemli bir şehir yani. Peki başkan, yani mesela muhaliflerin gücü, sayı bakımından muhalif sayısı biraz gün geçtikçe biraz azalıyor aslında işin gerçeği, ama evet, evet. Peki ellerinde ağır silah olsa mücadele sizce eşit olabilir mi? Ağır ya bunlar ellerinde geçirdikleri silahlarla savaşıyorlar şu anda. Evet, aynen öyle. Şu anda yani birinci şey füzeler olması lazım. Yani uçaklar düşürecek. Olacak, evet yani. Evet. Ama onlar uçak savar füzeler olması lazım. Evet. Onlar olmadığı takdirde zaten havadan bombalıyor sürekli. Yani onu mutlaka o silaha sahip olmalar lazım. O silaha sahip olmayınca efendim uçakları her yerde, her alanda bombalamaya devam edecek. Bu bir. İkincisi, stratejik silahlar da yok muhalifler yani. Mesela Esad Sükut bile kullanıyor yani. Sükut füzesi kullanıyor. İstediği yeri yerine bir ediyor yani. Uzaktan füze atıyor yani. Havadan atıyor, karadan atıyor. Her yerden gücü var. Silah da devam ediyor gene. Yani silah gelme devam ediyor. Yani Rusya destekliyor. Rusya'nın gemileri, savaş gemileri Akdeniz'de. Ama buna rağmen muhalifler inanılmaz bir mücadele. Gerçekten ya, bu kadar güce rağmen bu tarihi yazar bunlar. Böyle bir mücadele olamaz. Evet, aynen öyle. Ne yapsın adamlar? Yani ellerindekiler güçle mücadele ediyorlar. Elindeki silahlar, basit silahlarla mücadeleyi veriyorlar. Ama yeterli değil yani. Ellerindeki silah yeterli değil. İşte bu devam edip gelecek. Yani orada bir inanç meselesi. İnanç. Evet. Ama şu anda işte gruplaşma var. Birleşme var. Bu gibi projeler var şu anda. Onları bir araya getirme projeler. Bir araya getirme projeler var. Şu anda Halep'te işte Şam diye bir şey çıktı. Birleşme projesi çıktı. Şam Kuvvetleri diye bir proje sunuldu şu anda. Yani tahminim... Sunan kim başkan? İslami Cephe ve Tevhid, Hazim ve Ahrar-ı Şam. Diğer o bütün yani, muhalifler gelin kardeşim, Şam Kuvvetleri diye birleşelim. Evet, birleşelim diye bir proje sundular. Tabii bu doğru bir şey. Doğru bir şey. Bölük bölük, parça bölük çalışmadansa koordineli bir şekilde birleşip de çalışmak çok doğru bir şey yani. Ama bunun yanısında işte Türkmenler de birleşmeli. Bak başkaları birleşmeye çalışıyorlar. Türkmenler de birleşmeli. Türkmen müşteri de birleşmeli ve onlarla koordineli bir şekilde çalışmaları lazım. Şam kuvvetleriyle birlikte hatta gerekirse. Yani, birlikte derken yani tabii birlikte de çalışabilirler. Ama önemli olan koordineli çalışma. Önemli olan genler de birleşmesi lazım. Yani bugün içerideki çalışan Türkmenler, Türkmen askerleri de birleşmesi lazım. Türkmen tugayları da, taburları da birleşmesi lazım. Genler birleştikten sonra tabii ki o diğer gruplarla koordineli bir şekilde çalışmaları lazım. O zaman işte güç olur. Bunlara da yeterli destek giderse bence çok başarılı olur yani. Evet. Peki bu IŞİD'le mücadele. Evet. Yani Sayın Başkan, şimdi IŞİD havadan vuruluyor. Kobani evet. Her yerden vuruluyor. Evet. Yani IŞİD ne? Yani Suriye'de ne yapacak IŞİD? Yani ne olur bu IŞİD size mücadele, bu IŞİD'le mücadele evet. Gerçekten gerçek anlamda mücadele yapılıyor mu IŞİD'le? Bence yapılmıyor. IŞİD'le gerçek anlamda mücadele yapılmıyor. IŞİD bir bölgelerde bakıyorsun zafer ilan ediyor. Bazı bölgelerde kontrol saldırıyor. İstediği yeri hakim oluyor. Şimdi IŞİD nerede kaybediyor? Nerede kaybediyor? Hala şimdiye kadar bir Kobani'de çıkarılamadıysa. Evet, çıkarılamadıysa demek ki gerçek mücadele yok. IŞİD'le gerçek mücadele yok. Şu ana kadar gerçek mücadele yok yani. Gerçekçi değil yani. Nereye kadar peki? Ne olacak IŞİD'in sonu? Demek ki şartlar oluşmamış da. Güç kazanıyor IŞİD yani. Kazanıyor. Demek ki IŞİD'i yok etmeye daha şartlar oluşmamış. Demek ki daha biraz süre lazımmış. Öyle gözüküyor yani. Yani siz IŞİD'in de kolay kolay bitirileceğini, biteceğine inanmıyorsunuz o zaman. Şu anda yok. Şu anda bu şekilde. Böyle bu şartlarda, bu şekilde bu cadde yürümez yani. Bugün IŞİD büyük bir güç elde etti. Karadan. İnanılmaz
yani karadan, havadan böyle nokta atışlarıyla sen işini bitiremezsin. Karadan hareket olması lazım. Karadan ya özgür olduğu güçlendireceksin. Özgür Suriye ordusunu. Evet, güçlendireceksin. Onlarla iyi bir şekilde sen yani havadan ve koordineli bir şekilde yerdekilerle, havadakiler koordineli bir şekilde çalışırlarsa bence IŞİD yok olur. Ama şu anda öyle bir şey yok. Ne muhaliflerin gücü yeter şu anda IŞİD'i bitirmeye, ne de nokta atışlarıyla havadan böyle bazı koalisyon güçlerin gücü şu anda yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor, karar harekatı olmazsa bu iş bitmez diyor yani. Tabii bitmez ya, bitmez. Bu karar harekatı ancak biter diyor ama. Hı. Yani koalisyon güçleri yani girmek istemiyor. Evet, evet. Yani girmek istemiyor. Çünkü yani tehlikeyi görüyor, havadan vuruyor sadece. Evet, evet. Bazen de işte havadan yardım atıyorlar Kobani'de, IŞİD'in eline gidiyor. Acaba o biliyorlar mı yani attıkları bölgeyi? Yani rastgele mi atıyorlar? Bilerek mi biraz da IŞİD alsın diye mi acaba? O da var yani. Evet. Yani, sanki anlaşmalı bir dövüş yani. Evet, yani bu gidişle Suriye'de tablo oldukça karanlık. Yani yakın zamanda biteceğe benzemiyor efendim. Yok. Yok. Şu anda yok. Öyle bir ışık yok yani. Evet. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Bu Türkmen Konseyi ile ilgili veya Suriye'deki durumla ilgili. Evet. Şu anda Türkmenlere mesajım mutlaka birleşmeliyiz yani. Mutlaka birlik sağlamalıyız. İçeride ve siyasilerde mutlaka bir yol haritası belirlemek lazım. Gelsinler, oturalım, konuşalım, sorunları çözelim. Birimiz arasında eğer görüş ayrılığı varsa da önemli olan bizim oradaki geleceğimiz. Ve o geleceğimizi dikkate alarak mutlaka birimizle görüşmemiz lazım. Türkmen teşkilatları bu mesajım. Aynı zamanda içeridekiler mutlaka birleşmeleri lazım. Bir tek çatı altında toplanmaları lazım. Aksi takdirde Suriye Türkmeni yok olacak. Suriye Türkmeni tarihe karışacak. Bunun bilinci içinde olmaları lazım. Yani Suriye Türkmen nüfusu yavaş yavaş yok oluyor. Yok olmak tehlikesiyle karşı karşıyalar yani. Çünkü düşman sana gazel okumaz. Düşman seni yok etmeye çalışıyor. Şu anda Türkmen hedef. Rejimin hedefi Türkmen. Yani başka şey yok. Mutlaka birleşmemiz lazım. Bir güç elde etmemiz lazım. Suriye'nin geleceğinde işte ağırlığımız olması lazım. Suriye Türkmeni bugün denge unsuru olması lazım. Güçlü olursan olursun. Güçlü olursan yapabilirsin. O görevi görebilirsin. Ama olmazsan, olmazsan kimse tabii, saymaz yani. Kimse seni saymaz. Saygınlığın da olmaz. Sonuçta o gücü elde etmek amacıyla, o gücü korumak ve Türkmenleri bir araya getirmek amacıyla bu konseyi, yüksek evet, konseyi kurmuşlar. Aynen, evet, tabii. Efendim teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz de sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Fırsatı verdiğiniz için Allah size razı olsun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, canlının son noktanın konu Suriye, Türkmen Yüksek Konseyi Başkanı Sayın Samir Alioğlu'ydu. Kendisine teşekkür ediyor ve bir başka programda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.